Hepinize merhabalar. Önümde bir dünya malzeme var. Bunlarla ne yapacağız? Gerçekten çok güzel bir kebap ama evde bence yapması en zor kebaplardan bir tanesi tokat kebabı yapacağız. Daha önce bir kere denemiştim. O zaman hiç yapamamıştım. Yani o kullandığım fırını zaten söylemiştim de hiç beğenmedim. Bu sefer farklı bir şekilde deneyeceğim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bir sürü malzeme var önümde. Ben malzemeleri aşağı açıklamalara yazarım. Daha önce bir kere denedik ama o yaptığımız sistem, o zaman da söylemiştim, hiç aklıma yatmamıştı benim. Bu sefer orijinale yakın bir şekilde, tabii eldeki imkanlarla pişirmeyi deneyeceğim. İkinci bir şans veriyorum, bakalım nasıl olacak. Şu biberleri falan bir önden ayarlayalım. Şöyle şili biberlerini ayarladım, bunlar dursun. Diğer biberleri de aynı şekilde. Bunları ayarlayalım, bunlar aradan çıksın. Evet, biberleri de ayarladım. Birkaç baş sarımsak. Bu kadar bana yeter ya. Bizim evde herkes sevmiyor çünkü. Ziyan etmeyelim yani. Bu şekilde 3 tane de bana yeter. Domatesler normalde altta pişiyor ama benim bugün yapacağım sistemde altta yerim kalmayacak. O yüzden de ben bunları da yine ateşe karşı pişirmeyi düşünüyorum. Şöyle domatesleri dizdim. Kuzu sokum eti kullanacağım. Kuzunun tam böyle but kısmından, sokum kısmından çıkan bir et. Bana göre bunun da en kralı bununla olur. Neden bununla olur? Bu orta pişen bir et. Yani ortalama 25-30 dakika gibi bir sürede pişiyor. Şimdi sırt etleri bu süre içerisinde kurur. Kol eti falan kullanırsanız onlar bunda olmaz. Yani yeteri kadar pişmeyeceği için sert olur. But eti, yani kuşbaşı yaptığımız böyle tranç gibi kısımlar da yağsız olduğu için kuruyacaktır. O yüzden de bana göre bu işin en kralı şu sokum etiyle olur. Şimdi bunları şöyle iri parçalar arkadaşlar. Şimdi orijinalde biraz daha küçük parçalar yapıyorlar. Tabi orada birazcık ticari kaygılar var doğal olarak. Ben şöyle iri parçalar yapacağım. Çünkü bunda benim gördüğüm patlıcanın pişme süresi biraz uzun. Biz patlıcanın pişmesini beklerken eti çok kurutuyoruz. O yüzden de bu sefer daha böyle iri parçalarla bir deneme yapacağım. Bu şekliyle göreceğiz bakalım. Bir sebebi de kuzu sokumu tercih etmemin. Bakın bu etin bir tarafında her yerinde yağ var arkadaşlar. Bu yağlar bu eti korur. Zaten bir tarafa da kuyruk yağı koyuyoruz. O yüzden de bunun kötü olma şansı kalmaz. Etlerimizi ayarladık. Dediğim gibi iri iri kestim. Siz isterseniz ben az pişmiş yiyemem derseniz o zaman küçük küçük kesin. Ama bu sistemde etlerin kuruma ihtimali yüksek, onu da size söyleyeyim. Şunun şöyle üzerlerine koymalık, ben ince ince yaprak şeklinde bu şekilde keseceğim. Şimdi şöyle düzledim kuyruk yağlarımı. Şu an bir miktar ayarladım. Yetmezse biraz daha kuyruk yağım var. Bu arada benim daha önceden şöyle erittiğim bir kuyruk yağım da var. Bu da sonda ihtiyaç olacak buna da. Şimdi son olarak patlıcanları da ayarlayalım. Ondan sonra devam edelim. Patlıcanların şu uç kısımlarını alıyoruz. Sap kısımlarını da alıyoruz. Ortadan ikiye, sonra bu şekilde ikiye bölüyoruz. Bu kısımları kararmasın diye tuza batırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bir de patatesler var. Patatesi de göstereyim. Sonra ben hepsini yapacağım. En sonunda devam edelim. Uzatmayalım videoyu. Şimdi patatesi de şu uç kısımlarını yine alıyorum. Şu göbek kısımlarından ince ince arkadaşlar. Çünkü patates çok geç pişer. Kalın keserseniz patatesler pişmiyor. Şöyle incecik incecik. Yani yaklaşık olarak şöyle 1 milim, 1,5 milim kalınlığında olması gerekiyor. Ben bunları da önden soyup tuzlu suda beklettim. Patatesler de bu şekilde. Şimdi bir tanesini dizelim. Sonra ben hepsini kendim yapacağım. Bir parça şöyle kuyruk alıyoruz arkadaşlar. Kuyrukla başlıyoruz. Ondan sonra etin yağlı tarafı yine bizde üste gelebilir. Problem yok. Çünkü buradan bu yağlar akacak. Bunun mantığı bu. Sonra yine bir parça kuyruk koyuyoruz. Bir tane patlıcan, patlıcanın içi yağa bakması gerekiyor. Bu şekilde. Bunun iki sebebi var arkadaşlar. Burada hem ateşten patlıcanın içini korumaya yarıyor bu. Yani kabuk tarafı pişiyor. Hem de yağ burada patlıcanın içine lezzet veriyor. Arkasından bir adet patates.
Sonra tekrar kuyruk yağı ve sıralama bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde en son etle kapattım. Ben bütün hepsini bu şekilde dizeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kebapları dizdik. Bütün malzemem burada. Artık mangala geçebiliriz. Bugün yüksek ateşe ihtiyacımız var. O yüzden 2 kova yakacağım. Toplamda 2 kilogram kendi kömürlerimden kullandım. Şu bizim iri parça dediğimiz kömürlerimiz var. Onlardan kullandım. Şimdi altlarına bongaları açıyorum. Tutuşturucuları yakıp kömürleri de üzerine koyuyorum. Şimdi yaklaşık bir 15 dakikaya kadar bunlar hazır olacak. Ondan sonra devam ediyoruz. Bir 15 dakika kadar geçti. Artık kömürlerimiz tamamdır. Şimdi ben bunları bir alta alacağım. Hemen şu setup'ı kuralım. Şöyle iki tane çevirme sepeti kullanacağım. Şu arasına da aparatlar gelsin istiyorum. Önce şu arkadakine bir dökelim. Şöyle ortada bir alan bıraktım. Videolarda izlediğim kadarıyla bunda yüksek ateş var arkadaşlar. Hatta böyle alev falan var. Karp barbeküde bir tane bu şekilde bir aparat var. Bu aparatı takıp böyle asma işler yapabiliyoruz. Önden bir denemek için şu domatesleri falan bir asıp bir göreceğim arkadaşlar. Bir izleyeceğim durumu. Ona göre müdahale etmem gerekiyorsa müdahale edeceğim. Sistem bu. İlk etapta bunlarla bir deneme yapacağız. Baştan etleri koymayacağım. Bunları bir gözlemleyeceğim. Şu an inanılmaz kuvvetli ateş. Eldivenlerle bile ellerim yanıyor. Bunu kapatalım. Yan, alt ve üst havalandırma tamamı açık. Şimdi bu şekilde birkaç dakika bırakalım. Bir bakalım ne oluyor. Şimdi bir kontrol edelim. Yaklaşık bir 3-4 dakika geçti. Şu an gördüğünüz gibi domatesler koyuvermiş. Altlarına tıpa takmama rağmen onlar biraz aşağı inmiş. Problem yok. Şu an bakın sarımsak hemen renk değiştirmiş. Biberler hemen renk değiştirmiş. Yani sistem çalışıyor. Gayet güzel bence şu an. Ama biraz daha vakit vereceğim. Şu an daha 3 dakika falan oldu. Şu alt tarafta kalanlar biraz yandı sanki. Bir bakayım şöyle. Şöyle patlıcanlardan tıpa yapmıştım ama tıpalar tutmuyor. Şu en alttakileri aldım arkadaşlar. Bu şekilde tekrar koydum. Kapatalım. 1-2-3 dakika sonra artık domatesler, biberler olur diye düşünüyorum. Kapak kapalıyken 300 dereceleri gösteriyor. Bunlar tamam. Ben sebzeleri şöyle bir termoslu tencerenin içerisine alacağım. Bunun altında kap olması şart. Bu sistemde altına kap sığdıramam diye koymadım ama koymamız lazım yani. O kesin çünkü çok aşırı bakın. Güzel pişti. Ben şu alttan alacağım. Şu sarımsak biraz daha kalabilir. Bu kabın içerisinde soğumadan dursunlar. Etleri getiriyorum arkadaşlar. Altına bir tane kap koydum. Şimdi şunu kapatalım çünkü alevleniyor. Birazcık kapatalım şöyle havalandırmaları da. Şimdi yağlı etleri koyunca iş zorlaştı bak. Duman çıkıyor. Bu ne demek? İçeride yağlar yanıyor demek oluyor. Şu an yaşadığım tek problem yağlar eridiği gibi bu şişlerden aşağı düşüyor. Yani şu ucuna koyduğum tıpalar iş görmüyor. Patlıcan hemen pişti. Anında pişti. O yüzden de hemen gevşeyip attı. Sadece buna bir tıpa sistemi lazım. Şu an onu gördüm. Şöyle ucundan kilitleyecek bir düzen yapsak 10 numara olacak. Hani şu an şu sarımsakları aldım bak. Görüyor musun? Sarımsaklar pamuk gibi olmuş. Daha ne kadar oldu şurada? Şu an tamam. Havalandırmaları kapattım. Şu anda içerisi 250 derece gözüküyor. Bu şekilde birkaç dakika bekleyeceğim. Şimdi bir 10 dakika kadar oldu. Bir kontrol ediyorum. Gayet güzel. Bence sistem çalışıyor. Tek eksik bir arasına bunun bir kap yapmak lazım. Bu bir. İkincisi bak şunlar aşağı kayıyor ya. Ben şimdi alttan alta bir alüminyum kap koydum. Onunla alacağım ama bu geçici bir çözüm. Şunların aşağı sarkmasını engelleyecek bir kilit sistemi lazım. Geri kalan her şey bana göre güzel çalışıyor. Rahatsız etmiyoruz, kapatıyoruz, devam. Şu an itibariyle bir 20 dakika kadar oldu. Durum gayet güzel görünüyor bence. Her şey yolunda. Şu an tam kıvamı tutturdum. Herhangi bir gördüğünüz gibi alevlenme de yok. Sular nasıl akıyor yağlar görün. Şimdi şuralar biraz daha dursa fena değil. Bir son hadi
bir 5 dakika daha tutalım. Ondan sonra artık alacağım. Tadımda görüşürüz. Bunlar tamamdır. Bunları alıyorum. Nar gibi kızardılar. Artık tadıma geçiyorum. Hacım hoş geldin. Çok hoş buldum. çok hoş bulursun tabii. Valla arkadaşlar şöyle bak bir göstereyim. Ta-ta-ta-tam. Şimdi bak kabı, lavaşları falan hepsini fırında ısıttım. Ortasına domatesleri gömdüm ama bizim malzeme çok, biraz da tepsi evet. Küçük olduğu için domatesler altta kaldı. Tepsi küçük kaldı. Evet. Çok normalde geniş. Daha geniş bir şey lazım. Çok şimdi geniş. Hacı baba bunun son olayı bu. What is this? Şerbet. Tamam mı? Ne o? Kuyruk ya. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bak bunun olayı bu baba. Şöyle bu bunun şerbeti. Yeter. Şerbet bir şey. Valla usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Şimdi hacım bu sunumu bozdurmayacağım. O yüzden bir tane yedek lavaş da şöyle ısıttık, ıslattık. Olmaz da ben bunu yedim mi böyle yapsana ya. Bu ziyan edilir mi bu Allah aşkına? Zaten ziyan etme diyorum. Böyle koyacağım sofraya. Tamam. Tamam dur şimdi. Şimdi bak bu, birer tane şöyle. Bu acı mı? Acı olduğunu umuyoruz. Umuyoruz. Evet. Şimdi bir koyduk. Dakika. Bir dakika hocam bu patates. Oy. Evet. Patates şöyle olmuş. Bak patatesler bayağı yumuşamış. Çok güzel olmuş. Bunu koyuyoruz. Evet patlıcan. Patlıcan bir tane koy. Arkadaşlar en zor patlıcan yani pişiyor. Evet, ama pişmiş. İyi mi? Hı-hı. Şimdi şöyle bak etler falan tamam. Gördüğünüz gibi artık. Bak şimdi böyle. Et lokum olmuş. Evet Mustafa. Evet hocam şu eti vereyim sana. Şu eti ver bana. Hı. Bak kuyruk ya. Of. Of ki ne of vallahi ya. Evet başka normal biberi var. Hepsini aldın mı? Sarımsak. Sarımsak isteğe bağlı hacım. Şöyle sarımsaklar arkadaşlar bak krem gibi olmuş. Heh. Al baba bunu. Hakikaten krem olmuş. Şimdi, tamam ben durdum. Oo dur tuz. Ben patlıcanını koyamadım. Döke saçağı mı artık kusura bakmayın yani. Of. Ellerle daldık. Evet. Şapur şapur gidecek bu. Of. Sevgili, ağzım sulandı. Sevgili yönetmenim şapurdatmamıza müsaade etmiyor ama bu evet. Şapurdatmadan yenmez yani. Müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Konuşma. Arkadaş bu kadar mı güzel olur ya? Vallahi bak. Bu sefer oldu. Müsaadenizle. Arkadaşlar. 10 numara. Vallahi 10 numara olmuş. Yani bu sefer felaket. Tam anlamıyla olmuş yani. Felaket. Ye hacım ye. Ye yemeyeceğim. Bekliyorum seni. Yemeyeceğim. Ye seni. Konuşmuyorum bekliyorum. Sen konuş. Yok. Bekleyeceğim. Ya felaket. Felaket güzel olmuş. Evet, afiyet olsun. Allah razı olsun. Afiyet şifa olsun. Ağız şapırtılarından çok şikayet geliyor ama yani elimizden gelen bu kadar mecbur artık birbirimizi bekleyerek konuşuyoruz. 10 numara olmuş. Vallahi. Samimi söylüyorum 10 numara. Yani şunda ben bir kusur bulamadım kendi adıma. Her şey 10 numara pişmiş. Hiç problem yok. En zoru patlıcanlar. Zaten oldu olmuş. Evet, onlar da gayet güzel pişmiş. Az önce zaten gösterdim. Kabuğundan ayrılıyor artık. Etleri iri parça pişirmek kendi adıma çok iyi bir çözüm oldu. Belki ticari değil ama arkadaşlar. Ticari değil işte. İşte ticari değil ama etler hiç kurumamış. Bakın yani var ya etler hala şıpır şıpır sulu sulu. O yüzden de bence kendinize yapıyorsanız bu şekilde biraz iri tutun. Çünkü patlıcanları ne yaparsanız yapın geç pişiyor. Patlıcanları beklerken etleri kurutuyorsunuz. Ama büyük parça olduğu zaman etler, patlıcanlarla etler hemen hemen aynı dengede pişiyor. Bu et zaten birazcık fazla da pişse sıkıntı yapacak bir et değil. O yüzden de bence kuzu sokum eti bu iş için 10 numara. Bu boyutlar bence 10 numara. Samimi söylüyorum çok güzel oldu yani. Ben çok beğendim. Bayıldım ben ya. Vallahi bayıldım. Evet. Şimdi yiyeceğim ben. Ye. Vedat Milyon'un bir şeyi varmış. Ben internetten duydum. Yani tam doğruluğunu bilmiyorum ama demiş ki eğer Türkiye bir yemeğiyle olimpiyatlara katılacak olsa Tokat kebabıyla da katılırdı demiş. Gerçekten çok lezzetli ya. Şu an çok beğendim yani.
Evet. Evet hacı baba. Şimdi bunu tabii şimdi ben bir tane yaptım böyle ama ben bunu böyle yapmayacağım. Ufaltırsın. Gerçek yerken böyle ufak keseceğim. Aynen. Her yere dağıtacağım. Bunu çok daha güzel olur. Ben şimdi normalde bunlar daha küçük lokmalar şeklinde oluyor. Ben az önce anlattığım sebepten dolayı bunu büyük büyük yaptım ama kendi adıma çok isabet oldu. Arkadaşlar bence sistem çalıştı. Eksikler var mı derseniz var. Bunun altına kesinlikle bu yağları toplamaya bir kap bir şey yaptırmam lazım. Mustafa'cığım eline sağlık. Afiyet şifa olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.